Doktor geldi, tüm hızıyla devam ediyor. Tabii aslında içinde bulunduğumuz durumu veya farkındalığı konuştuk ama bu iş nasıl başlayacak? Başından itibaren nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları konuşacağız. Çocuk hastalıkları uzmanı Doktor Melis Bayram Çirinoğlu stüdyomda konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz günlerde bir araştırma yaparken kitabınız karşıma çıktı. Kim korkar ek gıdadan? Vallahi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Güzel bilgiler. Bu bilgileri de izleyicimizle buluşturalım istedik ve sizi davet ettik. Teşekkür Şimdi ederim. Çocuklarımızla beslenme. Bir defa bazı temel başlıklar üzerinde konuşmak lazım veya plan yapmak lazım diye düşünüyorum. Nedir bunlar? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Biz biliyoruz ki sağlıklı bir yaşamın yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor. Ve sağlıklı beslenmenin temelleri de aslında bebeklik döneminden itibaren atılmaya başlanıyor. Hatta anne karnından bile atılmaya başlanıyor diyebiliriz. İlk 6 ay boyunca bebeklerimiz için sadece anne sütünü önermekteyiz. Eğer gerekliyse formül mama başlanabilir ama İlk 6 ayda bunun dışında herhangi bir besin gerekmiyor bebeklerimiz için. Çünkü anne sütü gerçekten mucizevi bir besin maddesi ve onlar için yeterli. 6. aydan sonra yani bebeğimiz 180 günü tamamladıktan sonra ek gıdaya geçebiliyoruz. Keyifle, kimse de korkmadan ek gıdaya rahatlıkla geçebilir. Ek gıda denmesinin sebebi yani gerçekten anne sütü aslında devam ediyor. Anne sütüne ek bir besin. Bu çok güzel. Evet, tam olarak öyle aslında. Ek gıdalar bebeklerin hayatına tadımlık olarak giriyor. Hiçbir zaman temel besin maddesi olarak girmiyor. Özellikle ilk aylarda beslenmenin %80-90'ını hala anne sütü ya da dediğimiz gibi almaktaysa formül mama oluşturuyor. Ek gıdalar tadımlık olarak yavaş yavaş ilk etapta %10-20 gibi belki beslenmede bir yer kaplıyor diyebiliriz. Evet, şimdi ek gıdaya geçiş tekniklerini konuşacağız. Ancak tabii çocukların yaşamlarını iyileştirmesi veya sağlıkları için eğer besinlenme planı üzerine konuşuyorsak en başta tabii akıllı alışverişin önemi. Yani biz bir defa ilk mücadeleyi nerede? Markette alışveriş yaparken kazanmamız gerekiyor. Evet. İkincisi bir defa aldığımız ürünleri iyi bir şekilde bir araya getirmemiz lazım ve gerçek gıdalar olarak pişirmemiz gerekiyor. Sonrasında da tabii her ne kadar sağlıklı yapmış olursanız da olun doğru bir planlamayla bu beslenmeye devam etmek gerekiyor. Şimdi tabii en önemlisi ek gıdaya geçiş nasıl olacak? Burada evet. Çeşitli yöntemler uygulanıyor. Şimdi burada iki tane bebeğimiz var. Ondan sonra birisi masada oturuyor, birisi işte bebek sandalyesinde oturuyor. Evet. Bunun önünde püre görüyorum. Evet. Mesela bu bir yöntem. Bu bir yöntem. Ondan sonra diğer tarafta gıdalar gerçek halleriyle. Mesela havucu görüyoruz, elmayı görüyoruz, brokoliyi görüyoruz evet. gibi. Mesela BLV tekniği diyorlar, evet. püre bebek diyorlar. Evet. Nasıl başlayacağız? Nasıl olmalı? Evet. Bu püre aslında bizim çok sevdiğimiz, istediğimiz bir şey değil. İlk geçiş anından itibaren yani 6. aydan itibaren biz püreyi pek sevmiyoruz. Daha çok çatalla ezme, biraz pütür olmasını yani tamamen pürüzsüz rondodan geçen bir püredense bizim sevdiğimiz, istediğimiz çatalla ezilen pürtüklü gıdalar. Onu tercih ediyoruz daha çok. Yani çok püre taraftarı değiliz açıkçası. Peki bütün gıda da ona benzemiyor mu? Haşlanmış olduğu zaman evet. yumuşak böyle. Evet ama orada yine bir pütür ve kıvam var. Burada aynen. hiçbir çocuğu zorlayacak hiçbir şey yok. Ve bu onun yutmasını zaman içinde sürekli püreye alışan bir çocuk. Zaman içerisinde yutma problemleri maalesef yaşayabiliyor. Baksana sürekli evet. böyle yani şey. Bazen hatta 3 yaşına gelmiş kreş çocuğunda hala püre şeklinde beslenme ihtiyacı görebiliyoruz maalesef. O yüzden ne kadar erken pütürlü gıdalara geçersek o kadar iyi. Ya böyle olduğunda da sanki çocuk tam anlamıyla ne yediğinin farkında evet. bile değil. Gıdaları bile tanımıyor. Evet, özellikle bu hani kahvaltı karışımları olur hepimiz biliriz. İçine yumurta, pekmez, peynir hepsini böyle bir güzel bomba şeklinde hazırladığımızda. Onun yerine biz bunları bebeklere ayrı ayrı sunarsak hem bunları tanırlar, keşfederler, tatlarına vararlar. Bir karışım onlar için sonra çok bir şey ifade etmeyecek. Hani o karışım orada Peki kalacak. Ek gıdaya geçtik. Evet. Sofraya oturduk. Ne kadar yemeli? Yani bu bir öğün mü olmalı yoksa bu çok mu fazla? 6 aydan itibaren bunun ölçüsü ne olmalı? Evet, şöyle zaten ilk etapta 3 gün kuralımız var. Bir gıdaya başladığımız zaman 3 gün onunla devam ediyoruz ki hani bir alerjik reaksiyon izlediğimiz zaman bir şeyler karışmasın, neye bağlı olduğunu görelim. Böyle böyle yavaş yavaş onda böyle bir pratik bir bilgimiz var. Önce çay kaşığı, sonra tatlı kaşığı, sonra yemek kaşığı şeklinde bu 3 gün kuralı böyle devam ediyor. Ama bir öğüne ulaştığımız zaman bu öğün yaklaşık bir çay bardağı kadar ilk etapta hani.
bu kadar pürüzsüz bir püre olmasa da daha kıvamlı bir püre için bir çay bardağı 100 mililitre civarında bir öğün diyebiliriz. Kaç öğün vereceğiz? Bu da bu soru aynen gelebilir şu an size. İlk başta bir öğünle başlıyoruz 6. aydan sonra. Bir hafta 10 gün içerisinde bunu 2 öğüne çıkabiliriz. Tamamını yemesi lazım mı? Değil. Mesela örnek verecek olursak 2 yaşındaki her çocuğun aynı kiloda olması gerekmiyor. Bu çok geniş bir çerçeve, geniş bir spektrum diyebiliriz. Yani aynı yaşta 10 kilo bir çocuk da normal olabilir. 15 kilo da normal olabilir. Burada çocuğun kendi çizgisinde güzelce ilerlemesi. Hani bu çocuk zayıf. Hani öyle değil aslında. O çocuk normal. Biz bunu bir anlamamız gerekiyor. Hani çok yesin, kalori alsın. Bundansa sağlıklı beslensin. Hani az da olsa kilosu normal aralıktaysa beslenmesi, gelişimi, her şeyi normal aralıktaysa biz bunu istiyoruz. Evet. Önemli olan gelişimin burada tabii iyi olması. Şimdi devam edelim. Bir sorumuz daha var. Ondan sonra günlük süt tüketimi ne kadar olmalı? Süte gerçekten ihtiyacımız var mı? Şimdi ben çocukluğumda hatırlıyorum. Böyle ilkokula giderken bir yurt dışında okuduğum dönemlerde böyle insanların sütten bıyıkları olan fotoğraflar ve reklamlar gördüm her tarafta. Evet. Ondan sonra derlerdik işte ya bu aslında kamunun yaptığı bir bilgi paylaşımıydı. İşte ve diyordu ki işte daha çok süt içmelisin filan. Bugün bu algımız veya bu inancımız birazcık daha değişti. Ne değişti? Dünyada da biz sütten birazcık uzaklaşıyoruz. Evet, gerçekten çok şey değişti. Bahsettiğiniz gibi bizim çocukluğumuzda biz lıkır lıkır süt içerdik. Dişlerimiz kuvvetlensin, kemiklerimiz kuvvetlensin diye. Ancak artık bu hayvansal sütler eskisi kadar tercih edilmiyor. Özellikle ilk bir yaşta çocuklara, bebeklere direkt olarak biz bu hayvansal sütleri sunamıyoruz. Bunlardan yoğurt yapabiliriz, kefir yapabiliriz. Bu şekilde 6. ay itibariyle verebiliyoruz. Ama ilk bir yaşta bebeklerimize direkt olarak hayvansal inek, keçi, manda sütü bunları sunmuyoruz. Bir yaş sonrasında da yine eskisi gibi popüler değil, pek tercih edilmiyor. Bunların sebepleri arasında bir takım alerjik reaksiyonlara sebep olması, sindirim problemlerine sebep olabilmesi, böbrekler için yük oluşturması geliyor. Onun yanı sıra kabızlığa yol açabiliyor inek sütü, iştahsızlığa yol açabiliyor, demir eksikliği anemisine yani kansızlığa yol açabiliyor. Bu sebeple eskisi gibi süt popüler değil ama bunun yanında peynir, yoğurt, kefir bunları seviyoruz ve bebek çocuk beslenmesinde olmasını istiyoruz. Evet, çocuklarımızın gelişiminde gerçek gıdalar da çok önemli. Şimdi hep bahsediyoruz. Ben çok değerli bir hocam var. Sağlık iletişimi yapıyor. Ondan sonra bizleri bilgilendiriyor, literatürleri takip ediyor. Hep diyor ki yani işte şu gıda buna iyi gelir vesaire gibi çok da düşünmenize gerek yok diyor. Aslında adam gibi beslenseniz bütün bu sorunların hepsinin üstesinden gelmiş olacağız diyor. Fakat tabii organların ihtiyacı yok mu? Her biri farklı bir şeyle beslenmiyor mu? Besleniyor. Sadece örnek olsun diye arkadaşlarım açsınlar lütfen. Her bir kutunun arkasında başka bir sistem, başka bir organ var. Ondan sonra mesela beyin sağlığı önemli. Dişler, kaslar, ondan sonra ve solunum sağlığı. Tabii bir slaytımız daha var böyle ama bütün sistemlere baktığınız zaman hepsine iyi gelebilecek çeşitli gıdalar var. Mesela beyin tarafına baktığımız zaman işte iyi besinler arasında omega 3'ten zengin işte değil mi balık yağ ihtiva eden balıklar, ondan sonra veya işte çinko, B vitaminleri, folik asit gibi diğer maddeleri içeren, diğer mineralleri, diğer işte vitaminleri içeren gıdaları sayabiliyoruz. Dişlerde işte belki erken dönemde kalsiyumu, sonrasında A vitaminini, C vitaminini gibi sayabiliyoruz. Her bir sistem için sayabiliriz. Ama temel olarak baktığımız zaman ya bir yemek planı nasıl olması gerekiyorsa aslında çocuklarımızın sağlığı adına da bütün bu gıdaların bir arada onlara en iyi şekilde sunulabiliyor olması lazım. Yani bütüncül beslenme. Evet. Ne diyorsunuz bu konuda? Evet, biz her zaman... Gerçek gıda yani. Aynen öyle. Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme. Yani bu bütüncül gıda oluyor aslında. Gerekli besin öğelerinden hepsinden azar azar miktar olarak değişken olmakla beraber almak. Sağlıklı beslenme, mevsiminde meyveleri, sebzeleri yemek, tüketmek. Hayvansal gıdaları yine bu hayvanların iyi yetiştirilmiş doğal bölgelerden geldiğini bilmek. Mümkün oldukça organik gıdalara ulaşmak ama organik gıdalara ulaşmak maalesef her zaman mümkün olmuyor. Hem erişilebilirlik açısından hem de maalesef ekonomik anlamda her zaman ulaşılabilir olmuyor. Hazır veya kolay kalorilerden de biraz uzak durmamız gerekiyor. Kesinlikle öyle. Çünkü o hazır kaloriler aslında sağlıksız koşullarda ve sağlıksız malzemelerle oluşturulabiliyor ve bu güzel bir temel değil çocuklarımız, bebeklerimiz için. Evet, çocuklarda beslenmeye devam ediyoruz. Şimdi tabii zor olan gıdalar ve kolay olan
gıdalar var. Hı hı. Biz bunları birazcık ayırmaya çalıştık ama neyle başlamamız lazım? İlk tattırmamız gereken şeyler nedir? Hı hı. Veya sonrasında bu zor olanları da nasıl ekleyeceğiz? Evet. Biz ek gıdaya geçişte sebzeler, meyveler, yoğurtla başlayabiliyoruz. Bunların üçü de doğru, hiçbir yanlışlık yok. Ama biz genel anlamda sebzeleri tercih ediyoruz. Çünkü meyveler biraz tatlı. Bu sefer meyvenin tadına varan bebek sebzeyi yemek istemiyor. O yüzden sebzeyle başlamak biraz daha avantajlı olabiliyor. Ama sebze, meyve, yoğurt hepsi birer iyi başlangıç seçeneği bizim için. Sebzelerle başlayabiliriz. Burada da gördüğümüz gibi havuç, patates bunlar güzel kullandığımız kabak, bal kabağı, tatlı patates. Hep başlangıç için kullandığımız sebzeler. Meyvelerdense elma, armut, muz, şeftali, kayısı yine 6 ay itibariyle avokado da öyle bebeklerimize ezerek, hazırlayarak sunabildiğimiz meyveler, sebzeler. Zor tarafa bakıyorum, avokadoyu hemen orada gördüm. Aslında evet. Tadına alışması çocuklar için birazcık daha zor olabiliyor çünkü o diğerleri kadar tatlı değil o da. Evet ama yine de seviyorlar. Bir anne sütüyle bir benzerlik gibi bir şey söz konusu olmuş. Yani hem tadıyla ilgili hem içerdiği yağlarla alakalı. O yüzden avokado seviliyor. Bir de burada biz aslında armutu çok kullanıyoruz ve seviyoruz. Avokado ve armut karışımı bebekler tarafından çok seviyor. Çok banko bir tarif diyebiliriz. Ne güzel, ne güzel. Evet, şimdi mesela bir anket çalışması yapılmış. Anketin sonuçları burada. Aileler demişler ki ya biz bütüncül gıdaya çocuklarımızı ulaştırabilmek için aslında onları gerçek besleyebilmek adına yaptığımız bazı şeyler var. İşte mesela tavuk eti vermek istiyorum ama hazır tavuk köfteleri var. Onu tercih etmiş %31'i. %30'u normal işte bir patates mesela işte haşlanmış bir patates veya fırında bir patates vereceğine kızartma bir patatesi tercih etmiş. %30'u patates kızartması. Ondan sonra balık yerine hazır balık köfteleri mesela tercih eden bir %17'lik grup var. Ondan sonra peynir, bizim çocuklar da pek peynirle arası yok. Peyniri sevdirebilmek için işlenmiş peynir türevlerini tercih edenler de %15 oranında. Yani hep alternatiflerde arıyoruz çocuklara evet. Sevdirmek için. Başta bir tat bozukluğu mu oluyor da bu alternatifleri aramak zorunda kalıyoruz? Yoksa başından itibaren biz işte peynir vermeye başlasak yemeyecekler mi? Yani bazı çocuk gerçekten sevmiyor mu? Öyle de bir şey olabilir tabii. Bazı çocuk hakikaten sevmiyor ama onu başka şeylerle desteklemeye bakıyoruz biz de o zaman. Peynir sevmiyorsa yoğurtla, kefirle desteklemeye çalışıyoruz. Burada aslında bunların hazırlanma koşulları, içine neler koyulduğu çok önemli. Burada bahsettiğimiz şeyler genelde hep böyle bir katkı maddeleriyle hazırlanmış olabilir. Hazır köfteler, hazır patatesler, işlenmiş peynirler, balık köfteleri. Burada eklenen katkı maddeleri belki onları daha lezzetli, daha çekici hale getiriyor olabilir. Ama aslında biz her zaman doğallıktan yanayız. Biz bir şeyleri karıştırıp mesela sebze köftesi, balık köftesi yapsak da bunu biz kendimiz evde hazırlıyorsak bu süper. Yani evet. Bunda hiçbir sakınca yok ama hazır almaktansa kendimiz hazırlayalım. Malzemelerimizden emin olalım. Kullandığımız yağlardan, her şeyden emin olursak hiçbir problem yok. Evet ne güzel. Şimdi bazı tabii çocukları hep güzel beslemek istiyoruz. Hep onlar faydalı şeylerle beslensinler istiyoruz. İşte midelerine giren gıda evet onların sağlığına doğrudan etki ettiğini farkındayız ama bunu yapabilmenin de çeşitli yollarını arıyoruz bir taraftan. Ben bazı yollara veya işte ipuçlarına denk geldim. Bunları da Melis Hocam'a sormak istiyorum. Sebzeleri diğer gıdaların içerisine saklamak mesela. Ondan sonra diğer taraftan bir sana bir bana oyunuyla yemek yedirmek. Bu arada aileler de yani hani kendi yemeğini yiyor sonrasında çocuğu yedirirken birazcık daha fazla yemiş oluyorlar. Pürelenmiş sebzeleri yemeklere eklemek olabilir. Ondan sonra sandviçleri eğlenceli şekilde belki kesmek, hazırlamak, sunmak. Bunlar benim karşılaştığım bazı tüyolar. Bunlar için ne düşünüyorsunuz veya alternatifler, sizin yöntemleriniz neler? Bunlar aslında masum yöntemler. Yani bir zararı yok gerçekten ama çocuk tabii ki saf haliyle aslında sebzelerle, peynirle ya da etle tanışsa çok çok daha iyi olur. Onun tadına varıp hayatına o şekilde devam etmesi anlamında. Ama balık sevmeyen bir çocuk için bu köfte haline getirilip verilebilir gerçekten. Ya da sebze sevmeyen çocuklar için çok güzel sebzeli köfteler yapılabilir. Yani bunlara karşı değiliz ama aslında bilinçli bir şekilde ne yediğini bilse bizim için daha iyi. Yine de eğlenceli hale getirmenin hiçbir sakıncası yok. Eğlenceli sandviçler, eğlenceli yumurtalar, omletler bizim sevdiğimiz şeyler. Evet çok güzel.